kostüm evinde sen de verdin değil mi? Sanırım seninki saatler sürdüğü için ben bir kostüm yaptıramadım. Şimdi ben böyle tarafta kaldım. Beniyor muyum, benmiyor muyum? Araf. Araf, Araf. Araf mı? Araf. Araf canım. Sevgili izleyiciler, yarışmadan elendi gitti, sonra geri döndü ve coşkuyla karşılandı. Ama rekabete bakacak olursak işler onun için pek de iyi gitmiyor gibi. Kostümünü göreceğiz ve bakalım diyebileceğiz mi acaba ne kadar da avantgard bir kişilik Duygu Çevik podyumda. Geldin Duygucuğum. Hoş buldum. Konseptin ne acaba? Konseptim ben bir klipte oynuyorum. Kliplere kafesinden kurtulmayı bekleyen bir kuşu canlandırıyorum. Peki gel bakalım. Uydurmaya çalışırken. Aleyna. Ben Alto Kafes fikrini çok sevdim, çok beğendim. İnternette de görmüştüm. Çok güzel dedim. Ama şurada... Lastik var ya, acaba oraya böyle siyah bir şey mi bağlasaydın daha güzel dururdu? İçimi simsiyah yapmak istedim. Bunları hiç beyaz kat, beyaza siyah katmak istemedim. O yüzden ellemedim. Ama benim sanki de orası biraz böyle bir şey için... istiyormuş gibi. Yani farklı bir kumaştan da olabilirdi. Üstündekinin kumaşı da olabilirdi. Üstündeki o beyaz şeyi sevemedim sadece. Büstiyer. Evet, büstiyerini sevemedim. Ama güzel, avantgard duruyorsun. Teşekkür ederim. Deniz. Duygu... Böyle kafa şeklin horoz gibi olmuş. Sabahtan beri bana bunu söylüyor. Psikolojimi bozdu. Bizim orada Hanım. Horozlar var. Biraz böyle nadir bulunan cinslerden. Bugün nereye sen gideyim de... diyorum. Konsept bul bana diyorum. Gel diyor bizim bahçeye. Ya çok komik görünüyorsun. O alttaki kafesin mafesin iyi yani. En az senin kadar. Evet, ne güzel işte. Evet. Komiklik güzel bir şey. Sence yani de. Komik görünmek bir ayrıcalıktır Duygu. Evet, katılıyorum. Yani o çizmelerin, Aybüke'nin tarzı. Artık ben o çizmeleri görünce Aybüke'ye geldik. Her şey Aybüke'nin tarzı oldu kız internette. Evet, o tokla. Bu o kafesin altına o çizmeler olmamış. Ama üstündeki beyaz biraz daha kırık beyaz olsaydı daha iyi olurdu. Hani bakınca kötü görünmüyorsun, iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ama komik görünüyorsun. Teşekkürler. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Duygu hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Ama duygusuz geldin. Aa. Evet. O kafandaki yandan tam bir horoz. Deniz güldüm. Haklı çıktın, çok sinirlendim. Sonra o üstündeki müstiyer korkunç kötü. Böyle bir dikdörtgen gibi o duruyor. Altında siyah her gün, yani yarışmada giydiğiniz çizmeler işte. Var ya onları falan mesela bir o tüylerden onlara yapıştırsaydım böyle kat 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 gelseydi. Hiç o topuk falan görülmeseydi oraya bir numara yapsaydın. Sadece burada bir tek bir numaram var işte. O kafesin içine girmişsin. Bir de burayı karartmışsın.
Yani bunun üstüne bir tane ceket giyip normal günde de gelebilirsin o makyajı yapmayıp. Hani hiç heyecanlandırmadın. Niye böyle ki? Sen şeyde başarılısındır. Galalarda mı? Galalarda. Hani senin hep bir hikayelerin falan olur. Evet. Ne oldu bu hafta? Bilmem. Ya zaten avantgard biraz çok hakkında bilmediğim bir şeydi. Bunu bulduğumda... Avantgard mı? Evet, hakkında yani, bilmiyor. Aa, inanmıyorum. Çok fazla bilgi sahibi değildim. Bunu internetten yani, çok hoşuma gitti. İnternette hepsi evet, yazılı, araştırması, kıyafeti, avantgard makyaj da çıkar. Avantgard saç da çıkar, ayakkabı da çıkar. Evet, araştırdım. Hepsi çıkar yani. Ama buna nasıl bir konsept yapıp burada nasıl bir şov yapabileceğimi bilemedim. Sadece o yüzden kıyafetimi yani şimdi tamam, bu kafes bir kafes ama yani bu kafes ışıklı olurdu. Ne bileyim, üstündeki daha böyle uçuk bir şey olurdu. Balıkçı kazak mı giymişsin, nedir göreyim? Yok, hayır, boyadım burayı. Normal. Ha, boyadın mı? Hı-hı. Yani ne bileyim ben, o çizmeler bir kere olamaz yani, mümkün değil. O kadar ortada ki o çizmeler. Ben bir tek o şeyi beğendim, kafesi. Hı-hı. O kafesi o kadar sade ki. Yani ip ip bir şey. Yok, şey yok. Yani ilginç hiçbir şeyi yok. Yani şeye ne dedik? Denize. Mani. Denize. Mesela bir saçı güzeldi, bir makyajı güzeldi. Sen nedir o horoz Nuri'ye takmışsın kafana da, onun ne mana, ne akıl. Ya, zaten başım ağrıştı, uyuştu başım. Evet, başın uyuşsun, al bunu da biraz daha uyuşsun. Altı. Teşekkür ederim. Siz bence biraz avantgardı yanlış anlamışsınız. Çünkü çok kötü görünüyorsun. Yani o kafes sadece ama o da çok eğrelti duruyor üzerinde. Üzerinde kullandığın o üst kısmındaki her neyse yamuk yumuk dikilmiş bir şey. Çok korkunç. Altı. Teşekkür ederim. Ay, bu kadar mı konuştun? Ben iki saat boğazımı yırttım. Olsun. Ay, biraz daha konuşsaydın. Ama söylenecek bir şey yok ki, çok kötü yani. İşte kötüleseydin biraz daha. Kıyamadı bana. Ben onu bekledim. Duygu. Kemal Bey. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş isimli eser mi bu? Evet. Keşke o kafesi altından yapsaydın. Altın iplikler kullansaydın. Demet makyajını, takalım, makyajını altınlarla yapsaydın. Böyle gerçekten horoz dedi Nur ama ben kargaya benzettim. Birkaç daha yorum alamayacağım yani, sanırım. Böyle yandırsana, yan dur, yan dur. Yan, yandı. Hayır, dön görelim. Makyajın bak. Makyajın karga. Yani bir Kerimcan'ın dediği gibi bir yanlış anlaşılma var. Şimdi biliyorum ki hepiniz konsepti duyduğunuzda girdiniz arama motoruna, yazdınız. Ama o arama motorunda o kadar çeşitli ve karışık görsel var ki ayırt edemiyorsun. Bilmediğin için avantgardı. O sana ne sunuyorsa sen onu avantgard sanıyorsun. Deniz'in düştüğü hata mesela. Fütüristik de o mesela. O onu avantgard sanmış. Yanlış. Birazcık kendinizi kaldırın, sokağa çıkın, kütüphaneye gidin. Tamam, teknoloji çok ilerlemiş olabilir, her şey bir tuşla elinizin altına geliyor olabilir ama bunlarla ilgili milyonlarca kitap var. Ne? Değil mi? Bunlar. Bunlar. O kadar çok kitap var ki bu moda akımlarıyla ilgili, avantgardla da ilgili var. Keşke doğru kaynaklardan doğru bilgilere ulaşsanız. Hep yanlış, hep eksik veya fazla. Bir aranız yok. Ben de yani çok kötü bulmadım. En azından bir fikir var. O fikre verdim bunu da, altı. Teşekkür ederim. Hoş geldin Duygu. Hoş buldum. Evet, üzerindeki arkadaşın dediği gibi o kafes kısmı keşke daha düzgün yapsaydın. O zaman daha anlamlı olurdu. Alt kısım böyle kıvrık kıvrık görünüyor ya. Hı hı. Oradaki sorun var. Korsenden de aynı. Ben kafadaki şey Rio Karnavalı da benzettim. Oradaki takan kadınlarından dans ederken şey kesinlikle avantgard değil. Yani o peruş avantgard olmaz. Boyattın boyunu. Ne bileyim, makyajın biraz uzaylı mı? Korkunç filmde çıktın gibi mi? Korkunç film. Yani. Bana makyajın adı şey olsun, sevemedim kara gözlü.
Peki. Yani onun, vallahi sevemedik. Onun da bir gördüm bir yere kesinlikle ama. Siz bunu hiç sevmediniz ya, ben otururken bunu çıkartayım mı isterseniz? Bence çıkart, hiç gerek yok. Bence de. Ama Ebur arkadaşından... Çıkarmamanı söylüyor yönetmenimiz. Aa, çıkartma mı? Peki yönetmenim. Kızılderililer mi takar bunları, nedir renklerini? Evet, benzeri şeyleri takıyor. Yani Rio'da Rio Karnaval yok mu? Ha, aynı, bravo. Böyle ha, onların şey... dansta. Dans yaparken kullanıyorlar çoğu. Yani arkadaşlık avantgard yapmayan kişiler 5 verdim. Sen en azından altın kısım avantgardıma geldin. Teşekkür ederim. 6 verdim. Sağ olun. Duygu hoş geldin. Hoş buldum hocam. Aramıza tekrar. Müziği duyduğum zaman seneler önce yaptığım bir avantgard defileye götürdü. Ben de dedim ki Allah Allah, ne geliyor acaba? Sonra geldiğin zaman önce baktım. İvan'ın dediği gibi Rio Karnavalı. Ay dedim, hula hop mu acaba, çevirecek mi o biraz sonra? Böyle hula hop çevrilir ya. Sonra baktım kafes, aa, alttan kuş da mı uçurabilir dedim kendi kendime. Bir sürü kuş yorumlarda kuş kafaya koymuş o tabii. Ondan sonra bir de yürürken tam bir yürüyen şemsiye gibiydin. Dedim yağmurlar bunların arasından alınacak. Bu arada Bahar, bakma sen de bunu böyle yapmışsın. Biraz sonra fıskiye sanki su fışkıracak gibi bakıyorum kafana. Ay, ne ay. Çok eğlenceli. Ne ay. Peki sen şimdi klipte ne yapıyordun? Ben bir kuşmuşum. Evet. Kafesim var ya. Ha. Bekliyorum ki buradan çıkayım ve özgürleşeyim. Yine yaratıcılıkta sınır tanımıyorum. Şarkıcı kim? Efendim? Kim biri şarkı söylüyor klipte herhalde. Ha. Birisi. Peki bir şey merak ettim. Yönetmenim, müziği alabilir miyim? Dans etmek istiyorum ben böyle hula hop gibi bir kıyafetle. Nasıl dans edeceğim? Ben klipte şarkı söylüyorum ve gelin dans... Hocam. Hayırdır öyle şey yok, öyle ne çirkin aa duruyor. Ama hocam evet, böyle edemeyiz gel. Evet. Yani şimdi göbeşin dans ediliyormuş aslında. Dans edebiliyormuş. Evet, ediliyormuş. Evet, edilebiliyormuş ve çok da güzel görünüyor. Ya böyle 14. yüzyılda nasıl dans ediyorlardı? Böyle şeyler vardı altlarında. Yani, işte ediyorlardı. Ben onu düşündüm. Aleyna önce çıksaydı aynı şeyi onunla yapacaktım. Onun da böyle bir şey gelecek şimdi, bakalım ne olacak. Üzgünüm, çok güzel dans ettik. Dansımız ama için dans kendimize değil. 10. Ama arkadaşlarım hep söyledi. Tekrarlamayayım ben de. Ben de onlara uyuyorum ve... Teşekkür altı ediyorum. Öpüyorum sizi. Sevgili izleyiciler, bu konseptten benlik diyerek podyumda harikalar yaratabilir mi acaba beklentisinde olduğumuz bir diğer yarışmacımızla sıra. Merve Sevin podyumda.